sanırım çevireceğiz. Biz zaten sohbet ediyorduk. Bak hemen yapıştı, gördün mü? Bak hareketlerine bak. Bak hareketlerine bak. Ne yapıyor? Kısasa kısas mı yapıyor? Berke'yle benim arkadaşlığımı herkes biliyor bu evde. Peki Bat'la arkadaşlığı kim biliyor? Bir dakika, sessiz olun. Bat beni kendisi dansa kaldırdı. Sessiz olun. Onun hesabını bana soramasın ayrıca. Gel burada sakin sakin konuşalım. Biraz ses alabilir miyiz? Şunu izle. Tamam, bana sus diyemezsin. Tanışma yolunda olduğun adam kırmızı odada ya. Tamam, bana sus diyemezsin. Kırmızı odada ya tanışma. Tamam, Beyza. Şu an. Bir bağırma, tamam bağırma. Gel burada güzelce konuşalım. Seninle güzelce ne konuşacağım? Ben ne yaptım? Ne demek ne yaptın? Ne yaptın sen ki? Benim hassasiyetimi bilmiyor musun? Kendisi beni dansa kaldırdı. Kalkamam diyemez miydim? Kalktın öyle mi? Kalktın. Yapmadım Beyza, bunu senin kendi düşünmen. Beyza beni kıskanamazsın yani, aşk olsun. Seni kıskanılacak neyin var ki seni kıskanayım? Bak, sen kimsin ki seni kıskanayım? Kırsal. Sen bak. Kendimi şu an çok zor tutuyorum. Ağzının ortasına bir tane yapıştırdım seni. Ay ne olur yapıştırsana. Sen git önce o kıyafetlerini değiştir. Sen borroş gibi giyiniyorsun. Sen de. Hele sen o gazete kıyafetin, o piknik örtüsü kıyafeti. Ay hayatında gördüğün en pahalı piknik örtüsüyle tanıştın o zaman. Pahalı mı? Pahalı mı? Ne oldu? Bütün Türkiye'de bana katılıyor. Senin kırsal olduğunu yorumları açıp okumadın mı? Evet kırsalım. Kırsalım, evet. Kırsalım, evet kırsalım. Gerçekten benim bu kırsal, benim bu kırsal halim bile senin bu rezalet halinden bin kat daha iyi yani. Ya sen benim rezalet halimden kurban ol. Hadi yürü, hadi yallah, hadi yallah. Sen benim rezalet. Hadi Bat beni kaldır, zoruna mı gitti? Sen benim rezalet halimden kurban ol. Benim en berbat halim, makyajsız halim bile senin şu halinden daha klas ve daha çekici. Hayır anlıyorum ya, Allah kıyamam. Sana vizyon ve misyon dersi vereceğim. Yok zoruma gitmiyor. Sen mi vereceksin? Sen mi vereceksin bana? Sen mi vereceksin? Bağırma! Bağırma! Elini çek, elini çek. Uzaklaştırmaya çalışıyorum ama bak. Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Uzaklaştırmaya çalışacağım. Beni uzaklaştırmaya çalışacağına dans etmeyip uzak durmaya çalışsaydın. Dans etmeyip uzak durmaya çalışsaydın. Sus Beyza. Burada beni kötü gösteremezsin. Tamam senin erkek arkadaşın beni dansa kaldırdı. Ben Batı hesabımı zaten süreceğim. Onun hesabı benimle farklı. Ama o kaldırdı beni, dansa kalkmayabilirdi. İstese kalkmayabilirdi. Tamam o arkadaş benimle kavga etmek için. Sırf sen benimle kavga etmek için. Çünkü hoşuna gidiyor. Benim kadar dişli bir rakiple kavga etmek hoşuna gidiyor. Sen Allah aşkına ya. Sen bana rakip bile olamazsın. Sen ben sana rakip bile olamam. Bak şu an seninle tartışmak istemiyorum. Niye bana bulaşıyorsun? Senin yorumlarına bile söylerken Beyza kraliçe haklıymış. Her geçen gün senin daha kırsal olduğunu görüyoruz. Bak bir daha kırsal dersin. Bak bunu uyarın. Bir daha bana kırsal dersen Beyza bak şunu senin kafana geçireceğim. Bak. Bir daha kırsal derse gerçekten şunu alıp kafasına geçireceğim. Kırsalsın. Bak bir daha ders alıp kafasına geçireceğim. Alıp derse kafasına geçireceğim. Bak alıp yine dersi alıp kafasına geçireceğim. Beyza. Kırsal! Kırsal! Zekalı. Zoruma gidiyor gerçeklerin çünkü gerçek olduğu için yediremiyor. Ama ne yapıyor ya? Kışkırtıyor beni. Yediremiyor. Yediremiyor. Gerçek olduğunu bildiği için zoruma gidiyor. Gereken kişi Bat. Gitsin onunla hesabını yapsın. Onlar nasıl çirkinleşiyorsa ben de çirkinleşeceğim. Böyle bir tepki alacağım. Bat ne diyor bu duruma? Aşkım Bat şaka yaptık. Şaka yapamazsın. Benim tanışma yolunda olduğum adam başkasıyla dans... Abi bu şaka da ne şakaymış böyle ya. Dans edemez. Edemez. Ben çünkü bu kadar rahat bir kişi değilim. O zaman tam ben dediğim gibi yani bu şimdi Dilara'nın alakalı değil. Burada başka birisi olsa Dilara'nın yerine bu... Dilara'nın yerinde başka birisi olsaydı aşkım benden böyle bir tepki alacağını bildiği için böyle bir şey yapmazdı. Dün bile Gizem mesela ben oynadı diye kavga ettim. Sonrasında gelip dedi ki ya Beyzacığım bak kusura bakma ben seni kışkırtmak için ya da şey yapmak için yapmadım. Özür dilerim. Böyle bir şey hani... yanlış anlaşılabileceğini düşünmediğim için yaptım dedi. Yani herkes böyle bir tepki alacağını biliyor. Çünkü dün Gizem'e böyle bir şey yapmadığı halde, bunun çok çok altında bir şey yaptığı halde ben bu kadar çıkıştıysam yani Dilara böyle bir tepki alacağını gayet biliyordu ki bence tepkime kimse şaşırmamalı yani. Kaostan besleniyor. Kız kendi kendine kaos çıkartıyor. Diyorum ki gel düzgün bir şekilde konuşalım, normal bir şekilde konuşalım diyor. Yok, bağırmaya başladı. Sen zaten burada Bat benim arkadaşım yanlış anlamayacak, aşk olsun falan dedin yani. Evet. Saçmalama dedin. O kendi kendine yükseldi. Bat'ın kalkmaması lazım. Kız o da normal arkadaşça dans ettik. Gelip bana tamam, söylese, Buse kırmızı odaya çağırdı olsanı ben yine öyle bir tepki evet, mi vermedim Allah aşkına? Açıklayınca vermedi yani ki anladı çünkü art niyeti olmadığını. Kıskanıyor. Kıskanmasa. Tamam kıskanıyor ama bunu bence yine de o da kaldırmasaydı. Öyle zaten. Yani ben bu anlamıyorum. Kadınların da gidip erkeğe laf söyleyemeyip gelip kadınlara gücü yetiyor ya. Ben de o kısmını anlayamıyorum yani. Benim Malkoçoğlu ve Görkem. Senin Malkoçoğlu. Arada gir Beyza, bence git Beyza'yı birazcık sakinleştir. Çok kötü kavga ettiler. Yani. Dilara'ya neler söyledin? Söyler misin ben dansa kaldırdım diye? Ne yaptın sen? Bak bilekliğin ne güzel. Hangisi? Üstteki. Bu mu? Evet. Beyza'nın. Çok güzel. Siz aranızda konuşun, istersen versin vereyim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de kolyelerini beğeniyorum. Çıkartıp vereyim hemen. Ben düşünüyorum. Vallahi sana da saldırabilir. Dikkat et. Ay erkekler evine gidebilir miyim ya? Robot erkekler evine gidebilir miyim ya? Ben de gitmek istiyorum. Robot sen popüler değil misin ya? Evet kullanamadım. Son popülerlik günüm bugün. Buse çok popüler. Nasıl olacak şimdi? Sana sormak lazım. Nasıl olacak şimdi? Şurada yatmışım 2 dakika. Gel beynime kan gitti. Senden bir iki direktif alayım da ondan sonra gideyim. Çok sinirli. Sana şu yolunu bitireceğim diyor. Allah Allah. Allah saçmalama dedim. Deli misin? Ben dün dans muhabbetini anlattım. Bak dedim kıskanıyor çocuk seni sana değer veriyor. Yapmanı istemiyor dedim. Bitireceğim dedi. Bu nasıl bir şaka dedi. Çok sinirli. Merhabalar robot. Erkekler evine gidebilir miyim? Sen şu an bir sakin kalacaksın. Ben Beyza'yı çağırayım ve bir seninle konuşsun. Robot. Hmm. Erkekler evine gidebilir miyim? Tamam. Sen Bodrum sokağına git de ben çağırayım onu. Lütfen. İyi misin aşkım? İyiyim. Benim buraya gidip de Beyza'yı sakinleştirmek umam. Otur ben geliyorum hemen. Teşekkür ederim. Herhalde benim uykum şeyimden. Beyza. Aşkı kuşku nereye gidiyorsun ne? Hiç aşkım. Nereye? Bu neyi sordu? Nereye gidiyor bu? İzin mi aldı? Badlı Dilara dans etti. Ya Beyza evi bastı. Benim kafam dağılmaz şu an. Benim dağılacak bir kafam yok şu an. Ben iyi değilim şu an yani. Değilim iyi. Bir şey söyleyeceğim. Evet ilk başta herkes dahil ben de Bat'ta hani böyle bir eğlencesine, makarasına falan bir şeyler döndürdük ama hani güldük, eğlendik. Şu an Bat kötü. Şu an ben... Hiç umurumda değil. Şu an benim yani ne yaşayacağım ya da özellikle Kırmızı Oda'da ona dedim ki bak benim travmalarım var. Ben dedim önceki ilişkilerimde yaşadığım travmaları yani bir de sen bana yaşattın. Ben gittikten sonra hem benimle hem Tati'yle görüştüm. Travmalarımın tekrarını bir çeşit yaşadım. Ve şu an sana güvenmiyorum. Sana güvenene kadar da böyle kıskançlık krizlerim olabilir. Bunları da normal karşılamanı bekliyorum dedim. Bu kadar net yani. Konuşabileceğim hiçbir şey yok benim şu an. Bana ne söyleyebilirim ya da bana ne söyleyebilir yani. Beni sakinleştirecek, benim şu anki durumumdan beni çıkarabilecek ne yapabilir? Anladın mı? Ben hani bunları yaşamak istemiyorum artık. Saçmalama be. Sürekli aynı şeyleri yaşamaktan yoruldum. Ben kendimden ödün verdim. Kendimi durdurmak için, ilişkimiz için çaba sarf ediyorum. Olsun diye bir şeyler. Mutlu olalım, güzel bir ilişki yaşayalım. Hislerime zarar gelmesin diye susmayacağım yerlerde bile susuyorum. Yapmayacağım şeyleri yapıyorum. Ben artık böyle şeyler yapmak istemiyorum. Yani olmuyorsa zorlamaya gerek var mı sence bu? Robot, biz Buse ile beraber erkekler evine gidebilir miyiz? Hadi Buse. İzin verdi tamam mi? Tamam dedi. Aynen. Ya beni niye söylemedin? Ne? Bana neden yapmıyorsun ya? Ben niye iletişim kuramıyorum ya beni robotla? De yollamıyor. Ben torpilliyim. Robot. Ama ya nasıl iletişim kurmam gerekiyor? Bana biraz şey ver de bari. Çok önemli bir şey konuşmam. Harbiden. Robot yemin ederim çok önemli bir şey konuşmam. Nereye? Ama sen bunun şaka olduğunu farkında değil misin? Ben gülmedim. Aşkım tamam. Bunun için senden özür diler. Bunun için senin gönlünü alır. Ben Bat'a dedim zaten. Toparlamak için. Bu ilk yaptığı şaka değil, son da olmayacak belli ki. Hayır, o son olacak, biz konuştuk. O bu eve girerken dedi ya, benim travmalarıma saygı duyma, benim travmalarım var, köpeğimi kaybettim, ben hassasım bu konuda. Tamam. Dedi ya, benim de travmalarım var aldatılma konusunda. Tamam. Ama bu aldatmak değil aşkım. Sana görüntü verileceğini bile bile yaptı. Bir kere yaptı bunu bana. Bir kere bu travmayı bana bu evde yaşattı mı Yeliz? Tamam, sen gönlünü şahit, hepimiz şahit aşkım, değil miyiz? Tamam, gönlünü alır. Bu adam alır. Ben gittikten sonra benimle yazışırken Tati ile de görüşmedi mi? Bu adam demek ki böyle bir adam. Bana hayır, sürekli hayır, bu ona bir değil. Bana lütfen. Sürekli bir hasretle şaka yapacak. Dilara ile şaka yapacak. Aynur gibi prenses olmanı istiyorum diyecek. İşte yok Gizem'e tatlı kız diyecek. Ne yapacağım? Adam açık açık diyor ki ben çapkınım. Herkese görüşebilirim. Bunları da bana alıştırmaya çalışıyor. Dilara'nın Batı Dilara olmayacağını zaten sen de çok iyi biliyorsun. Bak, hiç umurumda değil. Bu evde herkes her yerde her şey olabilir. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bana dönüp dersen ki kestirip atıyorsun, nasıl kestirip atarsın bu kadar yoğun duygulara sahipken diyebilirsin. Bunu demeye de hakkın yok. Çünkü ben sana Kırmızı Oda'da dedim ki benim travmalarım var. Ben bu tarz şeyleri kaldıracak birisi değilim. Lütfen dedim beni anlayışla karşıla. Sen beni anlayışla karşılamak yerine benim travmalarımın üstüne bana farklı şeyler yaşatmaya çalışıyorsan demek ki bana gerçekten saygı duymuyorsun, değer vermiyorsun. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Ben seninle tanışma yolumu bitiriyorum. Hayır, hayır. Bir oturur musun ya? Hayır. Dinleyebilecek hiçbir şey yok. Saçmalama lütfen. Benim için. Tamam, beni dinle o zaman. Batı dinleme, beni dinle. Yani ben beni dinlemeni istiyorum. Sonra yine karar ver. Şimdi ne oldu biliyor musun? Berke ile Dilara dans etmişti. Biz geçtik, oturduk. Biz Murat'la dans ettikten sonra mı dans ettiniz? Aynen. Biz Murat'la dans ettik. Sonra ben oturdum. Dedim ki Bat senin o deli hırçın hallerini biliyor, seviyor ya. Dedim ki Bat dedim Dilara'yla dans etsene dedim. Beyza Dilara'ya uyuz ya. O yüzden uyuz olur. Benimle dans etse uyuz olmaz diye düşündüm. Dilara'yla dans edince uyuz olacaksın. Senin yine o hırçın evi basmaya gelmelerin komik olur, güzel olur diye düşündük. Kırılacağını, üzüleceğini düşünemedik. Bu yüzden ben de senden özür diliyorum. Bat da diler. Ben de özür dilerim. Hepimiz dileriz. Evdeki herkes diler. Gidelim mi Kızlar Evi'ne? Tek tek isteyelim bence. Yok bence verir ya, ben söyledim. Tamam ya. Beraber gidebilir miyiz Kızlar Evi'ne be? Evet. Tatlış robot. Hadi be kanki. Vallahi billahi burada otur artık. Kırma bizi. Tamam ya, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Aşkım vallahi çok özür dileriz. Bu kadar kırılacağını düşünemedik. Kız ortada hiçbir şey yok. İstemiyorum bana. Tamam, benden yaklaşmayacak. Biz senin bu kadar bebeği ben tutuyorum. Tamam, ben tutuyorum. Uzak duruyor. Gider mi buradan? Tamam, şu karşı koltuğa geçsene Bat. Kız biz senin bu kadar kırılacağını düşünemedik. Çok özür dileriz. Aşkım. Hiçbir şey senin gözyaşından değerli değil. Vallahi billahi bu kadar üzüleceğin bir konu yoktu. Sen Batı bu kadar seviyor muydun? Ben vallahi farkında değildim. Ağlama. Üzüleceğin, kırılacağın bir durum yok. Vallahi yok. Kız aralarında bir şey olsa, senin kıskanacağın gerçek bir şey olsa Berke'yi niye dansa kaldırırsın? Direkt Batı kaldırırdı. Ben şu an kıskançlıktan değil, düşüncesizliğine... Tamam. İnanmıyorum ya. Telafi edecek. Yani benim kırılacağımı, üzüleceğimi bile bile Kırmızı Oda'dayken ben ona söyledim. Gittim dedim ki bak ben hassasım, benim travmalarım var. Ben böyle şeyleri kaldıramıyorum, kıskanıyorum, dayanamıyorum. Ben şaka diye güldüğüm şeylerin gerçekliğini izledim ve ben bunları tekrar yaşamak istemiyorum. Tamam, yaşamayacaksın. Yani benim travmalarıma saygı duymuyorsa, bana saygı duymuyorsa... Düşünemedi. Düşünmesi gerektiğini... Telafi edecek, tamam. Ben telafi edecek. İstemiyorum Yeliz. Ben telafi istemiyorum. Aşkım istiyorsun, gözünden görüyorum. Gözünde görüyorum. Sen bu adamı seviyorsun. Gözünde görüyorum. Tamam, kırgınsın, yaşa kırgınlığını. Ama bu adam senin gönlünü geri alacak, bunu bil. Çünkü o da bu evde bir tek seni istiyor. Tek beni istemediği çok açık. Saçmalama. Çok açık. Sen öyle bir yolu bitirsen bile ben senin peşini bırakmayacağım. Benimle muhatap olmasın. Bak, ben senin peşini bırakmayacağım. Benimle muhatap olmasın, bana cevap vermesin. Ben iyi değilim şu an, benden uzak dursun. Başka bir şey istemiyorum, iyi değilim.